Ve nihayet Apple en yeni işletim sistemi olan Ventura'yı kullanıcılarıyla buluşturdu. Tabii ki Ventura'yı kullanabilmek için öncelikli olarak Mac'in izinde bu sürümü destekliyor olması gerekiyor. Peki Ventura işletim sistemini hangi cihazlarda kullanabiliyoruz? Videonun bu kısmında hemen bu listeyi de sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz burada videoyu durdurup kontrollerinizi yapabilirsiniz. Eğer görmüş olduğunuz listede Mac'iniz yer alıyorsa bundan sonrası ise çorap söküğü. Sol üst köşede bulunan elma logosuna tıklıyorsunuz ve güncelleştirmelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bundan sonra ise Ventura sizler için hazır. Peki Ventura işletim sisteminde ne gibi yenilikler var? Buyurun bunlara göz atalım. Evet, macOS Ventura işletim sistemini yükledikten sonra ilk olarak gözüme çarpan kısım bu Mac hakkında bölümü oldu. Buraya geldiğimizde artık eski işletim sistemlerinde olduğundan farklı olarak bir kartla karşılaşıyoruz. Ve daha fazla dediğimizde ise artık bizlere eski adıyla sistem tercihleri, yeni adıyla macOS Ventura'daki yeni adıyla sistem ayarları bölümünü attığını görüyoruz. Ve buradan da bilgisayarımızla alakalı farklı ayarları kontrol edebiliyoruz. Dilerseniz buradan da sistem raporlarına erişim sağlayabiliyoruz. Evet, macOS Ventura ile beraber hayatımıza dahil edilen ve gerçekten kullanırken de çok keyif veren bir özelliğe geldi. Sahne yönetici özelliği. Bunu aktif edebilmek için ilk olarak menü çubuğumuzdaki denetim merkezine geliyoruz ve sahne yöneticisini aktif hale getiriyoruz. Bu dakikadan sonra uygulamalarımızı her açtığımızda artık sol tarafta bir bölümle karşılaşacağız. Sahne yöneticisinin bana sorarsanız en önemli özelliği bu, bizi masa üstümüzdeki karmaşadan kurtarması. Tabii bunun yanında bir de tamamen çalışmak üzere olduğumuz uygulamaya odaklanmamızı sağlaması. Buyurun nasıl kullanabileceğimize bakalım. Örneğin Safari'yi açtık, ardından bir de Lightroom'u açtığımızda görmüş olduğunuz gibi bir önceki uygulamayı, son aktif olan uygulamayı desek daha doğru, sol tarafa koyuyor. Takvimleri açıyorum, ardından bir de text edit kısmını açıyorum sizlere gösterebilmek için. Ve bu uygulamalar arasında oldukça seri bir şekilde geçiş işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii birçok kişi burada ekranın sol tarafından bir alan kaybettiğini düşünebilir. Ama burada da şöyle bir detay var. Örneğin Photoshop'u tam ekran moduna getirdiğinizde gördüğünüz gibi bu kısım tamamen ekranın sanki dışına çıkar gibi konumlanıyor. Mouse'unuzu sol tarafa dayadığınızda ise tekrar uygulamalar arasında geçiş imkanı sağlanabiliyor. Fakat macOS Ventura tam ekran moduna getirdiğinizde bu uygulamaları maalesef devre dışı bırakıyor otomatik olarak sahne yöneticisini, ama çıktığınız anda tekrar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii sahne yöneticisi özelliğini farklı senaryolarda da kullanabilirsiniz. Örnek vereyim, internette bir araştırma yapıyorsunuz ve bazı notlar almanız gerekiyor. Her seferinde iki uygulama üzerinde gidip gelmenize gerek yok. Burada iki uygulamayı da gruplandırabiliyorsunuz. Bunun için diğer uygulamaya shift ile basılı tutuyorsunuz ve her ikisini de ana ekrana alıyorsunuz. Bundan sonra ise tamamen grup şeklinde bu uygulamaları hareket ettirebiliyorsunuz. Kullanırken gerçekten inanılmaz keyif alabileceğiniz ve kendinize göre farklı çalışma alanları yaratabileceğiniz bir özellik olmuş. macOS Ventura bu konuda oldukça başarılı bir devrim yaratmış diyebilirim. Ve iPhone'larınızı artık Mac bilgisayarlarınızda bir webcam olarak kullanabileceksiniz. Tabii ki aynı ağ ve aynı iCloud hesabı üzerinden giriş yapmış olmanız gerekiyor. İnanılmaz güzel bir özellik olmuş. Çok etkilendiğimi de bu kısımda özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü çok yaratıcı şeyler çıkabilir. Ben de bu setuplardan bir tanesini video öncesinde sizler için hazırladım. Şu anda telefonum tamamen tepe kamerası olarak beni bekliyor. Kapalı halde, bunu da belirteyim. Örneğin FaceTime'ı açtık ve görmüş olduğunuz gibi şu anda beni tamamen FaceTime kameramdan, yani MacBook bilgisayarımın kamerasından görüyorsunuz. Ve video kısmına geldiğimde ise bu bölümde iPhone kamerası olarak bir bölüm artık açılıyor. Dilerseniz buradan mikrofonu da ayarlayabiliyorsunuz ve bakın Emre iPhone kamerasına tıkladığımda neler oluyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda tepe kameram olarak iPhone'um beni karşıladı ve bu da oldukça güzel olmuş. Dilerseniz bunu online toplantılarınızda ya da bir ders anlatırken de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii bununla bitmiyor detaylar. Burada görmüş olduğunuz gibi denetim merkezine geldiğinizde video efekti bölümü bulunuyor. Buraya tıkladığımızda ise ana sahne, portre ve masa görüntüsü olarak bir bölümle daha karşılaşıyoruz. Tabii burada şu an ben iPhone 11 kullandığım için
bir tanesi eksik. Eğer ki 12 ve sonrası sürümler kullanıyorsunuz, yani cihazlar kullanıyorsanız, burada bir de stüdyo ışığı bölümü olacak. Bunlarda da farklı geçişler yapabiliyorsunuz. Bunun için öncelikli olarak tabii ki şöyle kameramı alayım. Bunu da sizlere daha net göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi kamerayı yukarıdan aldığımda direkt olarak kameranın açısı da değişti. Buradan ana sahne dediğimde artık beni telefonun kamerasının tamamen hareket ettiğimde ortasında tutmaya çalışan bir yazılımla karşılaşıyoruz. Altında portre modumuz bulunuyor. Bunu da açtığımda arka tarafın biraz daha böyle blurlandığını görebiliyoruz. Bunun gibi farklı senaryolarda kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ben bunu biraz önce üst kamera olarak konumlandırdım. Burada bir de masa görüntüsü olarak bir bölüm bulunuyor. Bunu açtığınızda ise görmüş olduğunuz gibi sizin masa üstünüzün neresi olduğunu anlamanızı sağlıyor. Burada da farklı bir perspektif açı getirecek. Masa görüntüsüne bastığımızda ise tabii şu an ışık fazla yetersiz olduğu için bu kısımdan da böyle demin yapmış olduğumuz gibi tepe kamerası şeklinde bir özelliği bizlere sunuyor. Yani oldukça güzel düşünülmüş bir detay ve çok yaratıcı şekilde bu özelliği kullanabilirsiniz. Ve diğer bir yenilik de biraz önce kamera kısmında bahsetmiş olduğumuz FaceTime üzerinde oldu. Handoff özelliği tamamen farklı bir şekilde artık bizim kullanımımıza sunuldu. Nedir bu handoff özelliği? Örneğin telefonunuza FaceTime üzerinden görüntülü bir arama geldi. O anda bilgisayarınızda farklı bir işle uğraşıyorsunuz ya da iPad'inizde diyelim. Tek bir tık işleminizle bu kısımdaki görüşmeyi tamamen kullanmış olduğunuz cihaza aktarabiliyorsunuz. Bu da bence üstünde durulması gereken önemli özelliklerden bir tanesi. MacOS Ventura ile beraber tabii ki Spotlight tarafında da farklı geliştirmeler yapılmış. Örneğin Spotlight aramasını açıp herhangi bir şey yazalım. YouTube Emre Saraç yazıyorum. Ve birçok öneri bizleri karşılıyor. Dilerseniz bu önerilerden herhangi istediğiniz bir tanesinin üzerine gelip Space tuşuna bastığınızda ise direkt olarak bu sayfaya erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve eliniz Space'de durduğu sürece de bu sayfa içerisinde normal internet sayfasını kullanır gibi hareket edebiliyorsunuz. Tabii ki bu geliştirmeler bununla son bulmuyor. Bir de şöyle bir güzel özellik geldi. Örnek veriyorum, köpek yazıyorum buraya ve artık galerinizde ya da kullanmış olduğunuz uygulamalarınızda yer alan kısımlara gelip tekrar Space'e basarak fotoğraflarınızın da ön izlemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir diğer yenilik de uygulamalar tarafında. Artık Mac'lerimizde de iPad ve iPhone'larımızda olduğu gibi hava durumu ve saat uygulamasından yararlanacağız. Launchpad'imize girdiğimizde otomatik olarak Ventura ile beraber hava durumu ve saatin bu kısımda bizleri karşıladığını görebiliyoruz. Saat kısmında dünya saati bölümümüz var, alarm kısmımız var, kronometremiz var ve sayaç bölümümüz bulunuyor ki burada bence sayaç kısmından da oldukça farklı senaryolarda dediğim gibi yararlanabilirsiniz. Örneğin bir işle meşgulsünüz ve bir saatte bir mola vermek istiyorsunuz. İşte buradan bu kısmı ayarlayıp başlat dediğinizde zaten direkt olarak ekranınızda sayaç aktif hale geliyor ya da bunu aşağı indirdiğinizde de yukarıda menü çubuğundan kontrolünüzü sağlayabiliyorsunuz. Tabii saat kısmında şöyle bir problemle karşılaştığımı da sizlere özellikle belirtmek istiyorum. Alarmla ilgili. Alarm kurduğunuzu varsayalım ve kurmuş olduğunuz zaman aralığında bilgisayarınız kapalı. Maalesef burada alarm bilgisayarınızı uyandırıp bir aktif çalma durumuna geçemiyor. Bu da bence büyük bir problem ama bundan önceki işletim sistemlerinde hatta Monterey'de bile vardı. Neden kalktığını da hala anlamadım. Belki bu problemi böyle çözebilirim diye düşündüm ama maalesef o menüyü tamamen şu anda Ventura ile beraber kaldırmışlar. Yani daha önceki dönemlerde Mac bilgisayarınızı istediğiniz bir zaman diliminde uyandırıp daha sonrasında kapattırabiliyordunuz. Bu oldukça güzel düşünülmüş, farklı bir deneyim yaşatan bir özellik de bana sorarsanız. İşte burada alarmda böyle bir problemi görünce hemen o menüyü aradım ama maalesef sistem ayarlarında bu menüyü göremedim. Belki ileride gelebilecek bir güncellemeyle tekrar bu eklenip alarmı da bu şekilde daha sağlıklı kullanabiliriz. Yine diğer uygulamamız olan hava durumuna geldiğimizde ise alışkın olduğumuz iPad ve iPhone'larımızdaki gibi bir menüyle karşılaşıyoruz. Bence bu iki uygulamayı da Mac üzerinde görmek oldukça güzel olmuş.
Evet, Ventura ile beraber mesajlar uygulamamızı da artık iPhone'larımızda olduğu gibi kullanabiliyoruz. Bunu da sizlere gösterebilmek adına kız kardeşime bir mesaj atacağım. Örneğin yarın sinema yapalım mı? Saat 8. Uygun mu yazıyorum. Ve şu anda diyelim ki saati yanlış yazdığımı fark ediyorum. Buradan iPhone'larda olduğu gibi düzenli diyerek saati değiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi saat 9 olarak düzelttim bunu. Ya da bu mesajı henüz okumadı, ben de fikrimi değiştirdim kız kardeşimle sinemaya gitmekten. Hemen mesajların üzerine gelip gönderimi geri al diyorum. Ve bu şekilde hoş bir pop-up animasyonuyla da gönderinizi tamamen geri alabiliyorsunuz. Bu da mesajlar uygulamasındaki güzel bir özellik. Ventura ile beraber tabii ki fotoğraflar tarafında da güzel bir güncelleme geldi. Örneğin fotoğraflar albümünüze girdiğinizde, uygulamanıza girdiğinizde artık sol tarafta paylaşılan albümler adı altında bir bölüm yer alıyor. Dilerseniz bu bölümden artı butonuna tıklayarak farklı bir albüm oluşturabiliyorsunuz ve bu albümü sadece belirli kişilerin kullanımını açabiliyorsunuz. Örneğin tatile gittiniz ve tatil fotoğraflarınızı paylaşacaksınız. Burada da gittiğiniz kişileri direkt olarak buraya ekleyip onların kullanımına açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yarat dediğinizde görmüş olduğunuz gibi artık paylaşılan albümler kısmında tatil bölümünüz yer alıyor. Ve fotoğraf ve video ekle diyerek bunları bu kısma ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki yakın olmadığınız durumlarda gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. O kişilerde direkt olarak buraya fotoğrafları koyup aynı şekilde düzenlemeler yaparken anlık olarak da bunları görebiliyorsunuz. Veya dilerseniz üst köşede bulunan paylaş butonuna tıklayarak ya mail olarak ya da bir link olarak bile göndermeniz mümkün oluyor. Bu da fotoğraflar tarafındaki güzel bir gelişme. Ve geldik artık son maddemize. Eski adıyla sistem tercihleri, Ventura tarafındaki adıyla sistem ayarları iPhone'larımızda olduğu gibi liste şeklinde bizleri karşılıyor. Tabii ki yeni MacBook kullanacaklar, yani macOS sistemine yeni geçecekler için oldukça pratik bir menü dizilimi olmuş ama eskiden beri MacBook kullananların biraz zorlanacağı bir bölüm olmuş. Bu konuda çok böyle büyük bir haz ettiğimi söyleyemem ama tabii ki alıştıkça zaman içerisinde bu fikrim de değişebilir. Elimden geldiğince sizlere macOS Ventura ile alakalı detayları anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan soruları yine her zamanki gibi aşağıda yorumlar kısmında benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar şimdilik kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.